Herkese hayırlı akşamlar Evet sizlerle bu videomda Arçelik Aselsan BİMAŞ Dohol Emlak Konut Enerjisa Ereğli Koç Holding Koza Kozal Kardemir'de Petkim ve Pegasus'un destek direnç ve varsa formasyonların e, teknik analizini göstereceğiz arkadaşlar Kesinlikle e, bu videodaki yorumlar şahsi e, teknik analiz açısından şahsi değerlendirmelerimdir. Kesinlikle alsat içermemektedir. E, sadece teknik analizin bize vermiş olduğu destek ve dirençlerin var ise formasyonların ve bu formasyonların artık oluşum ve hedef e, belirlenmesinden yani formasyon hedefleri nedir? bunun anlatımından ibarettir. Evet, arçelikle başlayalım. Evet, arçelik 100 günlük hareketli ortalamamızı bakınız 14 12'lerde kırmıştı. bizim için 100 günlük hareketli ortalama her zaman için önemli arkadaşlar. Yani şahsım adına bakınız. 100 günlük hareketli ortalamaya eee çarpıp geriye dönüyor 100 günlük hareketlemeye çarpıp geriye dönüyor ve sonunda 100 günlük hareketli ortalamayı kırıp iki defa da tekrar geriye dönüp onay alıp bir yükseliş trendini arçelik takriben 14'lerde başlatıyor ve 16'lara kadar 16 kusurlara kadar çıkıyor arkadaşlar Onun için diyoruz ki 100 günlük hareketli ortalama önemlidir arkadaşlar Evet şimdi gelelim e, hissemizin durumuna. Hissemizde e, şöyle bir olumsuz durum var. E, burada mektimiz sat üretmiş arkadaşlar. Mavi e, kırmızıyı kesmiş. E, bu maalesef olumsuz bir durum. Burada dikkatli olmakta fayda var. E, şimdi e, şu direnç noktası takriben 16.70'ler e, kırılmadığı takdirde e, yönümüz maalesef aşağı olacaktır. Bu önemli direnç. Hemen çizelim. Evet 16.70'lerin e, kırılması ve aşılması lazım arkadaşlar. 16.70 bizim için önemli bir e, artık e, direnç konumunda. Hatta şöyle aşağı doğru getirdiğimiz zaman Evet, 16 64 lere geliyor. Ee, bizim için bu onu önemli arkadaşlar. Ee, 16 64. E, bizim için dirençken e, desteğimiz. Hemen ona da bakalım. Evet, desteğimiz ise arkadaşlar. 15-60 arkadaşlar 15-60'lar destek e, bu desteğin altına kırılması olumsuz olacaktır ki zaten mektimiz sat üretmiş ve şu anda hissemiz 15.95 kapanış fiyatı e, 5 günlük hareketli ortalamamız ise 15.94 arkadaşlar şu yeşil çizgimiz 5 günlük hareketli ortalama 15.94'ün 15 e, 94'ün üzerinde kapatmış. 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatmış. Bu olumlu arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi 15 60'ların altına düşmediği takdirde e, pozitifiz arkadaşlar. 15 60'ın altında maalesef e, ciddi kırılımlar söz konusu olabilir. Ve de 16 64'ü yukarı yönlü kırması halinde ise e, ciddi yükselişler beraberinde getirebilir arkadaşlar. Evet şurada bir ara e, direncimiz var. Hemen onu da belirtelim. Bakınız. Evet bunu da takriben e, fiyatı 16.20 arkadaşlar. 16.20 gibi bir direncimiz var. Tabi dediğimiz gibi ilk direncimiz 5 günlük hareketli ortalama ki bu kırılmış. Artık 16.20 ve 16 .64 direncimiz 15.61 desteğimiz arkadaşlar arçelikte. Evet. Mektimizin de satür ettiğini görüyoruz. Evet. Arçelikte durum bu şekilde arkadaşlar. Hemen e, Asya sana geçelim. Evet, Aselsan'da bugün bir çalışmamız olmuştu canlı yayında. Ki fazla burada uzatmaya gerek yok. E, 27 62 Desteğimiz arkadaşlar 27 62. E, direncimiz 28 18 arkadaşlar. Evet. 27 62'nin üzerinde olumluyuz ki şu anda e, bugün itibariyle 2782 ile kapatmış. ki 2782 de bir takriben dirence denk geliyor. Bunu aşabilir ise 28'ler test edilebilir arkadaşlar. Hemen indikatörlere bakalım. Şöyle RSI'ye baktığımız zaman e, bir düşenik kırma söz konusu mu diye evet. E RSI'da baktığımız zaman bir düşenin kırılması e, söz konusu. Bakınız hemen şurada e, siyah çizgimizi yukarı yönlü kesmiş arkadaşlar. Bu olumlu. Evet. Aselsan bu şekilde takibi sağlanabilir arkadaşlar. Tabii Aselsan da şuradan e, şöyle T e, bir düşen de çizilebilir arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Evet. Asersan'da durum bu arkadaşlar. 27 ve 28 arasında sıkışmış durumda. Arsaysan'ı bu şekilde takip edelim. Umarız. Yukarı yönlü hareketini başlatır. Evet. Bir maşa bakalım. Bin mağazaları. Evet bir maaşı e, zirveleri test ediyor yeni zirveler kendine e, ediniyor şöyle baktığımız zaman zaten e, burada da şu tepelerin kırılması zaten e, artık olumlu olmuş yani bizim için artık burada destek olarak kabul edebileceğimiz yer arkadaşlar 82.24, 82.24 82 24 destektir e, onun aşağısı sıkıntılı olabilir ancak şu an itibariyle yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Ee, evet, e, burada mektimiz bakınız mavi kırmızıyı kesmiş olumlu. RIC'ye bakalım. RIC de olumlu gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, RIC'de de e, bir e, düşenin e, kırılması söz konusu bir dük oluşmuş. E, şu an itibariyle indikatör babında baktığımız zaman e, bir maaşenin olumlu olduğunu görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bir maaşe şu an itibariyle indikatörler nezdinde bakıldığı zaman pozitif 82 24'ün altı sıkıntılı olabilir. Üzerinde olumlu arkadaşlar bir maaşe. Evet, Doğan Holding'e bakalım. Evet, Doğan Holding yine 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde, 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Bunlar olumlu. Evet, Doğan Holding buralarda bir kırılım e, yaşayabilir. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada hemen işaretini gösteriyorum. Bakınız buradaki bir kırılım yukarı yönlü hareketi beraberine getirir. Burayı iyi takip edin. Evet şu anda bakıldığı tam zaman e, yukarı yönlü kırılım gerçekleşir ise olumluyuz arkadaşlar. Evet Doğan holding e, takip listesine alınıp e, bu kırılım aşağı mı yukarı mı takip edilerek pozisyon alınması gereken bir hisse konumunda şu anda e, buradan hemen şöyle çizim araçlarını getirelim arkadaşlar e, hissemiz yukarıya kırar ise bu şekilde olumlu ancak buradan aşağı doğru kırar ise şu çizgiyi takip edeceğiz artık şu trend çizgisini. Bunun altına sarkmadığı müddetçe sıkıntı yok. burada bu hareketleri de yapabilir. Artık bir yere kırılacak. Yani bu daralma neticesinde bir yere kırılacak. Biz yukarı kırılımıyla aşağı kırılım arasında takibini sağlayacağız Doğan Holding'in. Evet. Burada baktığımız zaman bizim direncimiz arkadaşlar 118 Evet 118'in üzerinde atar ise akabindeki direncimiz 120 Evet bu dirençler kırılırsa yukarı yönlü hareket gerçekleşir ancak dediğimiz gibi temkinli olmakta fayda var kırılım aşağı yönlü de olabilir yukarı yönlü de olabilir ee, iyi takvimini etmekte fayda var Doğan Holding Evet. Emlak konut gayrimenkule bakalım. Maalesef e, mazlumlar oynuyor. 100 günün altında e, aşağı yönlü hareket devam ediyor. Burada da yine aynı şekilde bakınız. Evet. Şöyle baktığımız zaman Arkadaşlar bakınız desteğimiz desteğimiz destek destek ve burada yeni bir destek ol, alıp yukarı çıkıp çıkmayacağını takip etmekte fayda var. Eğer aşağı salar ise sıkıntılar arkadaşlar. Evet. Emlak konutta durum bu şekilde. Bir de şuradan bir trend çizelim. Ara bir trend. Evet. 5 günlük hareketli ortalama alan 1.69'un altında kapatmış. Bu negatif. Evet. Bu da yine aynı şekilde diğer hisseler gibi kırılımın aşağı mı yoksa yukarı mı olacağının takibiyle e, artık bir pozisyon almakta fayda var. Diyelim. Hemen e, hissemizin indikatörlerine baktığımız zaman, evet, erayc hisseyle aynı orantıda hareketlerini sergiliyor. Artık arkadaşlar hissede kırılımı takip edelim. Yani burada yapacak bir şey yok. Şöyle haftalık bakalım şu hisseye bir de. Evet, haftalıkta da takriben işte 1.65'lerin altı sıkıntılı olacaktır. Dikkat etmekte fayda var. Emlak konut gayrimenkule. Evet. Enerji bakalım. Arkadaşlar enerji sada 5 10 gibi güçlü bir direnç var. Aşağıda ise desteğimiz 478 arkadaşlar. 478'in altında sıkıntılı. 478'in üzerinde ki durumlarda olumluyuz. Özellikle 484 gibi bir 5 günlük hareketli ortalamayı yukarı kırmasını beklemeliyiz. Ancak hisse görüldüğü üzere belli bir kanal içerisinde hareketini devam ettiriyor. Ve 478 destekli takibini sağlayalım arkadaşlar. Hemen haftalık bir de buna bakalım. Evet, haftalıkta da maalesef e, bu fena salmış zaten. Ereğli Demir bakalım. Yine bugün canlı yayınımızda Ereğli'den bahsetmiştik. Evet görüyorsunuz Mektimiz olumsuz, Ereğli'miz olumsuz ve demiştik ki bugün Ereğli'de 9.03 altında pardon 8.97 altında sıkıntılı dedik arkadaşlar. 8.97 Ve şu an itibariyle hissemiz 8.82'de kapatmış. E bu haftalık grafiğimiz arkadaşlar. Günlüğe baktığımız zaman günlükte de 866 altına sarkar ise durum vahim arkadaşlar. Evet 866'lar, 867'ler. Bunların altına sarkması maalesef olumsuz olacaktır. Bu bizim güçlü bir desteğimiz 866. Ee, direncimiz arkadaşlar şu an itibariyle artık e, 905 olmuş ve 5 günlük hareketli ortalama tabii ki e, altında olduğumuz için bizim için birinci direnç e, 891, 891. Birinci direncimiz 905, e, ikinci direncimiz arkadaşlar ve 866 desteğimiz ancak haftalıkta baktığımız zaman durum pek hoş gözükmüyor. Erdemir Ereğli'de bakınız haftalıkta. Şöyle baktığımız zaman bakınız şuranın altına sarkması olumsuz olmuş arkadaşlar. Haftalıktaki desteğimiz kırılmış maalesef. 893'ler kırılmış. Ee, artık bunun altında maalesef aşağı yönlü bizi bekleyen güçlü destek. Burada bir de e, şu 100 günlük hareketli ortalamamız var. Takriben 853'ler, 854'ler. E buralara kadar e, yolu olabilir arkadaşlar. Nelihli demir çelik şimdilik biraz askıda alınması gereken hisselerden gibi gözüküyor. Evet, Koç Holding Evet, Koç Holding hemen haftalık grafikte baktığımız zaman e, maalesef 100 günlük hareketli ortalamaya dayanmış olduğunu görüyoruz. Eğer yarın itibariyle 100 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış sergiler ise maalesef bu da sıkıntılı duruma düşmüş olur haftalıkta. Zaten e, şöyle 5 günlük hareketli ortalamanın altına ne zaman düşmüş? 16 24te düşmüş arkadaşlar. 16 24te düşmüş ve 15 lira kadar gelmiş durumda. Günlükte bakalım Koç Holding'e. Evet. Günlükte baktığımız zaman günlükte de e, pek e, durum pek iç açıcı değil. Neden? Çünkü 100 günlük hareketli ortalama olan 15.37'nin altına düşmüşüz. Ve de aynı şekilde e, 5 günlük hareketli ortalama olan 15 onların da altındayız şöyle onu da gösterelim bakınız Evet 15 12'lerin altındayız artık e, bizim için burada şunu demek düşer bakınız şu destekten aşağı saktığı zaman sıkıntılı 14 78'in altı sıkıntılı arkadaşlar ola ki buralardan tepki geldi yukarı yönlü veya bunun biraz üzerinde o zaman olumluyuz deriz. Ancak şu an itibariyle Evet şu, şu siyah destek çizgimiz bizim için önemli arkadaşlar. 14.78'in altında e, aşağı yönlü hareketini devam ettirir. Ancak e, 15 12'ler kırılır ise ancak o zaman ümitliyiz arkadaşlar. Evet Koçan'da durum bu. Ee, pek iç açıcı durmuyor maalesef. Evet. Ee, indikatörlere bakalım. MACD'miz e, mavi burada e, kırmızıyı delmeye çalışmış ancak delememiş. Bunu buralarda bir daha deneyip mavi kırmızıyı keser ve 1478'lerin üzerinde tutunabilirsek ve 5 günlük hareketli ortalamayı da kırabilirse olumlu konuşabiliriz arkadaşlar. Şu anda Koç Holding'de durum bu gözüküyor Evet bu kozaya bakalım koza maşallah güzel gitti Evet. Evet şöyle baktığım zaman 5 günlük 100 günlüğü kesmiş şu hemen şurada bir e, ayar yapalım Bakın arkadaşlar şurada kesişmeyi görüyorsunuz şu artıyla gösterdiğimiz yer 5 günlük yüz günlük kestiği an yani hissemiz arkadaşlar al üretmiş durumda ee, burada artık şunu diyebiliriz şu noktamız bizim için e, direnç idi ancak üzerine attı bugün itibariyle üstünde kapattı e, artık burası bizim için arkadaşlar e, bir destek konumunda. Bu direnç kırıldığı için artık ne oluyor? Direncimiz bizim için desteğe dönüşüyor. Hemen şurayı büyütüp evet daha da yakınlaştırıp e, tam bir fiyat evet şöyle yakınlaştırdığımız zaman bakınız 6.62'nin üzerinde e, koza yola devam arkadaşlar. 6.62'nin üzerinde. 6.62'nin altına sarkar ise tekrar bir düşünmek lazım ayrıca burada baktığımız zaman bakınız hemen şu rengini değiştirelim bir ters omuz baş ve ters omuz evet görüyorsunuz Bakınız, buranın kırılmasıyla takriben hisse 5.85'lerde al üretmiş arkadaşlar evet buradan nasiplenenlere e, nasiplenenleri takdir etmek lazım. Gerçekten burada yakalananlar iyi, iyi yakalamıştır. E, burayı kaçırıp işte yüz günlüğü kestiğinde yakalayanlar yine iyi yakalamıştır. Ve artık bizim için kaçıranlar için e, burada 662 direnci önemli. Bu direncin üzerinde yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. Ancak altına geriye doğru salmalar meydana gelebilir. 6.62 destekle takip edelim arkadaşlar. Şöyle bir de Fibonacci atalım buraya. Evet. Fibonacci'de 0.38'lik kısım aşılmış oluyor. Artık bizim için burada 6.92 0.50'lik Fibonacci önemli bir direnç konumunda biz 6.62 destek ve 6.92 e, direnç olarak takibini sağlayalım Koza Holding'in. Evet, indikatörleri de olumlu. Hemen e, Koza'ya bakalım. Evet, Koza altın Evet. Koza altında, e, üzerinde olumluluklar barındıran teknik anlamda bir hisse konumuna bürünmüş. Evet. RSI'ya baktığımız zaman bakınız düşenin nasıl kırıldığını görüyoruz. Bakınız şurada e, düşen kırılmış, dük oluşmuş arkadaşlar. E, mavi kırmızıyı kesmiş, eee MACD'miz olumlu. Hisse hissede bakınız 100 günlük hareketli olan kırmızının üzerindeyiz olumlu yine 5 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz olumlu arkadaşlar bu saatten sonra bu hisseyi nasıl takip edeceğiz ee, bizim artık burada e, şu nokta 50 19 e, bizim için destek konumunda arkadaşlar 50 19 Evet bunun üzerinde takibini sağlayalım şöyle haftalığa aldığımız zaman karşımıza ne çıkıyor Evet. Haftalıkta da şurada bir e, direnç söz konusu. 51-54 Bakalım e, yarın itibariyle bu 51-54 kısım aşılabilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet. Kozal Koza güzel. Evet. Kardemir D'ye bakıyoruz. Maalesef yatırımcısını üzen hisselerden bir tanesi. Bakınız e, haftalık grafikte baktığımız zaman artık bunun altında sıkıntılı 2.93'ün altında maalesef e, Kardemir için sıkıntılı günlerin devamı anlamına gelir. Şöyle günlük bakalım. Günlükte de arkadaşlar Desteğimiz 2.75 Ve de 5 e, günlük hareketli ortalama olan e, 2.81 Şu yeşil çizgimiz 2.81 direncimiz arkadaşlar Şu anda 2.79 gösteriyor 2.79'da kapatmış e, Hissemiz 2.75 destekli 2.81 dirençli takip edilmeli. Hemen indikatörlerine bakalım. Evet, e, burada e, mektimizde bir pozitif durum oluşacak gibi duruyor. Bunu da yine bekleyip göreceğiz. RSI'de bir düşenin kesmesi söz konusu olabilir. Yine aynı şeyle takibini sağlayacağız. Ancak dediğimiz gibi 2.75 destekli takip edelim. Yani birinci planda hissemiz 5 günlük hareketli ortalamayı bir defa kırıp birkaç gün üzerinde geçirmesi lazım arkadaşlar. Petkim'e bakalım? Evet pet yine bizim bugün üzerinde durduğumuz 5.08'de atar ise olumlu dediğimiz ancak maalesef altında kapatmış olan bir hisse. Pet kim arkadaşlar? destek ve 508 dirençli takibi sağlansın. Hissemiz 506'da. Mektimiz mavi kırmızı keserse olumlu olacak. Şöyle haftalık bakalım. Haftalıkta bizi bekleyen Evet. Haftalıkta ise arkadaşlar 494 destekli yani 100 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor takip edelim haftalık bazda 4.94'ün altına eğer düşme gibi bir durum söz konusu olacak ise yarın itibariyle sıkıntılı olabilir. 4.94'ün üzerinde olumluyuz ancak altına sarkması düşüşün devamı anlamına gelir arkadaşlar. Evet haftalık bazda baktığımız zaman 5.12'de bizim direncimiz bunun üzerine zaten atabilmesi biraz olumlu olacaktır. Ancak günlükte öncelikli olarak 508 direnci takip edilmeli. Pegasus'a bakalım. Evet. Evet Pegasus'ta baktığımız zaman 5 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Henüz aşağısına düşmemiş. Bu olumlu. Şu tepe noktamız 23.35'ler kırılır ise yukarı yönlü hareketin e, devamı anlamına gelir. E, 23 23.35 direnç arkadaşlar. 5 günlük hareketli ortalama olan e, 22. 90. 7'ler 22.96'lar ise destek arkadaşlar. Evet. Pegasus 22.97 destek ve 23.35 dirençle takip edelim. indikatörlere baktığımız zaman Evet şurada RIC'nin düşeni kır, kırdığını görmekteyiz. Umarız bu RIC'deki düşeni kırma hisseye de yansır ve yukarı yönlü hareketini başlatır. Evet Arkadaşlar şu anlık bahsetmiş olduğum toplam 13 tane hissenin analizini teknik analizini yapmış olduk. Destek ve dirençler genelde önemlidir arkadaşlar. Özellikle hacim bu kırılmalar sırasında artıyor ise gerçekten önemlidir. Evet yeni bir videoyla görüşmek üzere. Yeni bir canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı geceler, bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Evet, tekrar görüşmek üzere.